Berbat bir şey. O ne ya? Üf, kötülemişim de içim rahat etmiyor. Bir daha etmek istiyorum. Pis. Pis. Mikrop. Herkese merhaba, ben Şina. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Gratis'teki %50 indirimden yapmış olduğum alışverişte neler aldığımı göstereceğim. Şöyle poşetim yanımda. Ay tövbe. Poşetim yanımda. Koca bir poşeti doldurdum. Yaklaşık kaç liralık bir alışveriş yapmışım. Bu da fişim. Şu şekilde. 290 lira 40 kuruşluk bir alışveriş yapmışım. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum artık. Her neyse o kadar önemli değil. Yani bütün bunları fiyatlarıyla birlikte sizlere göstereceğim. Aslında ben birazcık hani videolarda kullanabileceğim şeyler almayı tercih ettim. Zaten hani video çektiğim için. Yani elimde olan şeyleri çok fazla almadım. Şöyle göstereyim. Fırçalar aldım birkaç tane. Bunları birlikte göstereyim. Birlikte okuyayım size. Sonra karman çorman olur. Şöyle. Sanırım başka fırçam yok. Yok herhalde. Varsa da gösteririm sonra tekrar. Şöyle bir kontür fırçası aldım. Böyle ucu kesik, ekipsin. Fiyatı da çok uygundu. Fiyatlarını tek tek söyleyeceğim daha sonra. Şöyle bir fırça aldım işte far için falan. Kapatıcı fırçası bu. Şöyle bu da Ekipsin. Ekipsin fırçalarından ben gerçekten çok çok memnunum. Ve fiyatları da çok çok uçuk değil. Böyle indirimlerde yakalarsanız falan hani güzel oluyor. Bu herhalde bir 8-9 lira falandı. 9.95 falan da olabilir. Bakacağız birazdan göreceğiz. Bu da Ekipsin bir fırçası. Bu da fondöten fırçası. Gerçekten çok ama çok güzel yani. Kesinlikle. Yani zaten şuradaki şeker gibi şey, şeker topları gibi bir şeyler var ya, mükemmel ya, çok ilgimi çekti. Onun dışında yine Ekipsin bir fırçasını almışız. Bu da ne fırçasıymış? Bu ne fırçası ya? Ha, far fırçasıymış. Evet, far fırçası. Şöyle. Ama yani rengi falan da güzel ya. Böyle mor bir rengi falan var. Bu da Wet n Wild'ın bir fırçası. Bu da kontür fırçası. Aynı zamanda diğer şeyler için falan da kullanıyorum. Ben açıkçası çok fırçaları, fondöten fırçası falan haricinde hani diğer fırçaların çok fazla bu bilmem neye yarıyor, şu şunun bilmem neye yarıyor falan filan diye kullanmıyorum. Yani o an benim elim hangisini daha iyi yapabilecekse, hangisini mesela daha iyi karıştırabilecekse, hangisini daha iyi sabitleyebilecekse ona gidiyor. Açıkçası ben o kadar da şey değilim. Hani ay mükemmeliyetçi bir insan da değilim. Burada farklı bir fırçalar, farklı beşli mi? Beşli bir fırça var böyle. Kaş, ondan sonra işte genellikle kaş için bunlar aslında. Kaş fırça seti diyor. Evet. Ama şu ucu kesik olanı falan gerçi biraz kalın ama hani yine böyle bir şeyler far falan bir şey yaparken hani ne bileyim hani böyle farla şey yapıyoruz ya bazen. Böyle hafif böyle buğulu bir eyeliner çekmeye çalışıyoruz ya. Onda falan yine kullanabiliriz bunu. Ondan sonra böyle uçlarının böyle yamuk olması falan da hani değişik makyajlar ben bazen yapıyorum ya. Değişik makyajlar yaparken benim işime çok yarayacaktır. O yüzden ondan da aldım. Şimdi size bu gösterdiklerimin... evet listemiz burada. Bu gösterdiğim fırçaların fiyatlarını göstereceğim size tek tek. Evet, ben hepsini tekrar hani gösteri size göstereceğim. Bunun fiyatı 33,5. Bu beşli işte kaş için kullanılan bu fırçaların fiyatı kaç dedik? 33,5. Şöyle kenara atıyorum. Bunun fiyatı 15 lira. Üzerlerine yazdım hatta unutmamak için. Hatta bütün hepsinin fiyatlarını çıkardım. Şimdi oturdum. Fiyatlarını çıkardım, üstlerine yazdım. Ki karıştırma falan olmasın. Çünkü bazen çok karışıyor işte. Hepsinin yeri ayrı falan filan. Hani tek seferde hepsinin fiyatını çıkardım artık. Bunun fiyatı da 15 lira. Gayet güzel bir fondöten fırçası arkadaşlar. Ki bence birkaç zaman sonra, bir 10-15 gün sonra tekrar gratisin öyle bir şey yapacağını düşünüyorum. Çünkü geçen sene de iki kere yapmıştı bu %50 indirimi. Bir daha yaparsa bu sefer zamanında gideceğim, alacağım ve hepsini tekrar tek tek göstereceğim. O şekilde direkt daha zamanı varken paylaşmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı tabii ki, o zaman hani durumlar ne olur, işim olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bunun fiyatı da, yani bu kontür fırçasının fiyatı da 17,5. Çok güzeller bunlar ya. Bunun fiyatı da 11. Bu da Wet n Wild'ın bir fırçası. Bu şekilde. Zaten daha önce göstermiştim size. Onun fiyatı da 11.
Bunun fiyatı 5 lira. Şöyle normalde bunları hani anca 10 liraya falan bulabilirsiniz. Bu şekilde. Aslında benim bir sürü fırçam var ama niye aldım ben de bilmiyorum. Yani görmüşken, o kadar ucuz görmüşken alayım dedim. Çünkü benim hani fırça ihtiyacım çok oluyor. Bu kapatıcı fırçası da kaç liraymış? 7 lira. Fırçalar bitti galiba. Evet, fırçalar bitti. Şimdi size iki tane ruj göstereceğim. Bir de bu indirimden bu iki ruju aldım. Bunun normal fiyatı 72.95. Ben 36.5'a almış oldum. Şu an dudağımdaki de bu. Gerçekten mükemmel kokuyor. Fırçası çok güzel. Dudağınıza çok güzel şekil veriyorsunuz. Oh, çok güzel kokuyor. Çikolata kokuyor. Mükemmel yani. Kesinlikle bir daha indirim olursa koşun gidin alın. Ondan sonra bu da Maybelline New York'un normal fiyatı 56.95. Ben 28.5'a almışım. Bunun rengi de çok güzel bence. Yani değişik bir rengi var. Güzel. Birazcık pembe görünüyor kameradan ama daha böyle soğuk, böyle gül kurusu tarzında bir rengi var. Çok güzel yani. Çok beğendim onu da. Onun dışında başka neler almışım? Şöyle bir yüz temizleme fırçası aldım. Bu normalde hep şeyde, Trendyol'da da görmüştüm. Almayı hep niyet etmiştim. Ama almak nasip olmamıştı. Bugün gördüm ve indirimde de vardı. Normalde Trendyol'da falan da hatta 35 lira gibi bir fiyatı vardı ama ben bunu 22 liraya aldım. Bugün yüzümü bununla temizlemeyi falan düşünüyorum. Bakalım ilerleyen zamanlarda beğenirsem falan. Özellikle bununla ilgili videolar da çekerim. Beraberinde ne kullandığımı falan da paylaşırım artık. Bu şekilde. Onun dışında işte önümüz kış olduğu için. Gerçi ben sevdiğim bir dudak bakım şeyi var. Bepantol'ün dudak kremi var. Onu çok sevmiştim ama yine indirimden bunu alayım dedim. Beğenirsem bir dönem bunu kullanırım. Beğenirsem bunu da paylaşırım. Çünkü o Bepantol biraz pahalıydı. Bunun da fiyatı kaç lira? 9 lira. İndirimden 9 liraya almışım. Onun dışında kendime böyle bir çocuk fırçası aldım. Niye böyle bir çocuk fırçası aldım ben de bilmiyorum. Yani aslında zaman falan var. Böyle bir dakika kadar bir zamanı var burada. Ondan sonra işte başlığı falan var. Bir de bu şey var. Hani zamanı için aldım. Yani şey için değil, bunun adı ya. Kum saati için aldım. Bir de başlığı falan var. Bazen böyle bir yere gitmem gerektiği zamanlarda işte kendi fırçamı götürmüyorum. Böyle küçük fırçalarla idare ediyorum. Çaktırmayın, evdeki fırçam da küçük. Yalan söyledim. Ama ne yapayım ya, utandım birazcık. Aslında şöyle, benim hani şarjlı diş fırçam da var, yani daha doğrusu pilli diş fırçam da var ama onun ucu da zaten küçük. Yani ne fark eder ki, ben de bunu kullanıyorum. Birazcık da yumuşak oldukları için seviyorum işte. Ben bunları kullanıyorum. Tam itiraf ediyorum. Ne yaptınız, ne ettiniz, aldınız ağzımdan lafı. Üçlü bir kirpik setimiz var. Bu lışın kirpikleri. Şöyle işte birazcık daha uzun hacimli olan versiyonu. Birazcık daha böyle seyrek, biraz daha kısa versiyonu. İşte daha hacimli versiyonu falan filan. Böyle üç versiyonlu bir kirpik şeyi. 28,5 lira. Yani gerçekten böyle üçlü bir set 28,5 lira bulduğum için çok mutluyum. Çünkü ben böyle değişik makyajlar yapıyorum genellikle. Yani normal makyajlar yapmıyorum. Biliyorsunuzdur illaki. Normal makyajlar arada bir yapıyorum. Genellikle değişik makyajlar yaptığım için takma kirpik mutlaka takıyorum. O yüzden benim çok işime yarayacaktır. Makyajlarım da normalde ben kirpiklerimi yapıştırırken ellerimi kullanıyorum. Fakat şu ön kısımlarına ellerimi kullandığım için de olsa hani çok iyi kullanamıyorum ve şu ön kısımlar hep kalkıyor. Hep kalktığı için de onun için şöyle bir kirpik takma neyi diyor, aparatı işte. Onu aldım. Bu da 4 liraya düşmüştü. Yaklaşık 8 liraya gibi bir fiyatı var. Zaten değerli bir şey olduğu için. Şöyle maske sürme spatulası gibi bir şey var işte. Fırçasını desem spatula gibi. Spatula gibi bir şey işte bu da ya. Hani kaç liraya almışım? 5 liraya almışım. Çok da güzel maske falan sürerken videolarımda falan kullanmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Şöyle bayağı ekstra dolgulu takma kirpiklerim yetmiyormuş gibi. Nedense bugün takma kirpik aldım bayağı. O üç seti görünce dayanamadım. Sonra bu dolguluyu da görünce dayanamadım. Olur da çok abartılı bir video çekerim falan diye kullanırım diye düşündüm. Bu şekilde bunu da aldım. Bu da çok güzel. 11 liraya aldım. Gerçekten müthiş. Yakın zamanda ben bunu 21 liraya almışım. O kadar pişmanım ki. Keşke almasaydım. Yani boşu boşuna fazladan 10 lira vermiş olmuşum. Şöyle bir işte makyaj sürme
İşte fondöten sürme, bir sünger gibi bir şey işte. Bunu çok merak ettim açıkçası. Sırf merakımdan aldım. Başka da bir şeyden değil. 5 liraydı, bir de ucuzdu. O yüzden aldım ve çok değişik. İşte makyajını falan sürüyormuşsun. Her seferinde de yıkayabiliyormuşsun. Rahat yani. Sünger gibi değil. Ben aslında süngerle makyaj sürmeyi daha çok seviyorum. Fırçadan çok. Daha çok seviyorum. Bakalım bunu da beğenecek miyiz, beğenmeyecek miyiz? İlerleyen zamanlarda makyajlar yaparken falan kullanırken ileriki söylerim. Bu arada ben gerçekten böyle videolar çekince daha iyi konuşabiliyorum ama normal böyle makyaj bilmem ne bir şey anlatırken bir kal geliyor bana. Ben anlamadım yani. Herhalde yatağımın üzerindeyim falan. Onun rahatlığım var, anlamadım gerçekten. Neyse siz beni boş verin. Şimdi bir tane hem krep hem topuz yaparken falan kullanabileceğim bir fırça vardı. Gerçekten dayanamadım sırada beklerken, ki benim ayaklarım kara sular indi. O sırada beklerken çok aşırı derecede insan vardı önümde. Ve hani resmen bir saat, evet abartısız söyleyeyim, bir saat ben o sırada beklemişim. Çünkü abim beni aramıştı çıkarken. Bir baktım dedim hani kaç dakika geçmiş abim, ben daha yeni sıraya girerken aramıştım ve bir saat geçmişti üstünden. Gerçekten hani ayaklarım çok acıyordu. Bir de bende varis falan da başlamış. Bunun fiyatı ne kadardı da? Bu 4 liraydı sanırım. Şimdi bir tekrar kağıdımızı alalım. Hepsini de çizdim. Ben bunu 5 liraya almışım, sonunda buldum. 5 liraya almışım. Çok güzel değil mi? Yani şununla falan böyle saçlarımı falan ayırmayı düşünüyorum. Şununla falan taramayı düşünüyorum. Topuz mopuz yaparsam, ki zira ben topuz hiç yapmıyorum. Gerçekten hiç yapmıyorum. Artık ne ara yapacaksam. Şöyle Permolive'in çok muhteşem, harikulade bir duş jeli var. Onu aldım. Normalde ben şampuan falan pek almam yani, hani indirim falan varken. Ben daha çok böyle makyaj bilmem ne falan alırım. Ama ben bunu gerçekten çok sevdim. Kokusu o kadar güzel ki kesinlikle alabilirsiniz. Ben normalde duş jeli çok sevmiyorum. Duş jeli kullanma taraftarı değilim. Yani evde var, misafirler için falan var. Ama ben hani daha çok beyaz sabun kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü duş jelleri işte insanın vücudundaki pH değerini bozuyor. Sivilcelenmeye sebep olabiliyor bazen. Ama ben Permolive'den daha önce de kullanmıştım. Memnun kalmıştım. Alayım dedim hani en azından ne bileyim. Arada kullanırım falan filan düşündüm. Çünkü ben bunu kullandığım zaman gerçekten vücudum çok çok rahatlıyordu ve ben hemen uykuya dalıyorum. Bebek gibi yatıyorum, öyle söyleyeyim. Ben bunu ne kadar almışım daha? Ben bunu yazmamışım. Ben 8,5 almışım. Yazmışım. Şu küçük tarafa yazmışım. Fark etmemişim yani. Permolive. Neyi bunun adı ya? Luminos. Gloss. Böyle bir şey. Değişik bir şey artık. Anladınız siz canım. Üff. İngiliz değiliz biz yani, her şeyi düzgün okuyacağız diye bir şey yok. Ayrıca İngilizler tabii İngilizce yok yani, hepsi İngilizce değil ki sonuçta. Bunu da 4 liraya almışım arkadaşlar. Bu da el kremi, Hindistan cevizi bir el kremi. Hatta elimize sürelim. Bakalım güzel kokuyor mu? Aslında ben bunu almamıştım. Normal el kremi falan hiç almamıştım. Çünkü var benim hani el kremlerim falan filan var. Şöyle giderken Hindistan cevizli olması benim ilgimi çekti. Sıradayken direkt şeyin tarafındaydım böyle. Onların tarafındaydım ve almak istedim. Yani gördüm, almak istedim. Kokladım, güzel kokuyordu. Aldım ben de. Onun dışında şöyle bir şey aldım. Garnier işte, ney bunun adı be? Şey işte, ekstra açıcı. İşte açıcı, saç açıcısı diyelim. Böyle bir boya aldık. Bunu niye aldık? Çünkü yakında bir saçımı boyama gibi bir düşüncem var. Bakalım. Çok eskiden saçlarım yeşildi benim. İşte tekrar bir yeşil yapmak istiyorum. Ama tabii ki hepsini değil. Çok çirkin oluyor, ben beğenmiyorum açıkçası hepsi falan. Böyle bazı insanların böyle şuralar böyle sapsarı, şuralar siyah, yanık, iğrenç. Bazı YouTuberlarda da görüyorum. Gerçekten çok rezilce duruyor bence. İğrenç duruyor açıkçası. Şöyle maskeler almışım bir de. Maskelerde 7 tane maske almışım sanırım. Şöyle bir kağıt maske almışım. Bunları detaylı inceleyeceğiz videolarda. Yani tek tek video çekeceğim hepsine. Bu şekilde bir maske almışım. Kağıt maske. 4 liraya almışım o maskeyi. Şunu da 3,5 liraya almışım. Bu da farklı bir maske işte. Bakalım. Tek tek videosunu çekeceğiz işte. Onun dışında şöyle bir Kore ürünü, Kore ürünü bir maske almışım. Bunu da 4 liraya almışım arkadaşlar. Şöyle bir booty. Neyse artık adı. Bunu da 4 liraya almışım. Bu da sanırım kağıt bir maske. Mango özü içerir falan filan. Nemlendirici tüm cilt tipleri için yoğun görünümlü
görünümlü, cilde tazelik ve nemlendirme sağlar falan diyor. Ben böyle nem bombalarına bayılıyorum bu arada. Gerçekten insanın cildinin neme çok 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 ihtiyacı var. Şöyle bir maske almışım. Bunu da 3 liraya almışım. Gayet de güzel yani. Uygun fiyatla, bence çok uygun açıkçası. Çünkü hani 6 lira nerede? 3 lira nerede yani? Şu şekilde 3 liraya vererek almış oldum başka bir maske daha. Şöyle bu aralar böyle hep ikili, işte birinci adım, ikinci adımlı maskeler çıkmış. Onlardan da bol bol edindim. Bakalım hayırlısı. Şöyle bir maske daha almışım. Bu da saç maskesi. Hiç saçla ilgili hiçbir şey yapmadım. Bugüne kadar saç dökülmesiyle ilgili bir video yapmıştım. O da gerçekten saçlarım çok çok dökülüyordu ve gerçekten yapmış olduğum şey de çok çok işe yaramıştı. O yüzden onu yapmıştım. Bunu da 2,5 lira vermişim yani. Hindistan cevizi diyor. Saçı besler, saç telinin güçlenmesine yardımcı olur. Bir de bu arada bu maskelerin çoğunu okumadan almışım markette. O kadar yoğundu ki hani direkt şunu alayım, şunu alayım falan filan diye almışım. Bu şekilde. Fırçalardan falan kesinlikle bulursanız alın. Mükemmel duruyor. Hepsi birbirinden güzel. Şöyle ay. Şundan da gidin alın arkadaşlar. Vallahi ben daha kullanmadım ama sanırım Tuğçe Ay'da da görmüştüm bunu. Tuğçe Ay'ı biliyor musunuz bilmiyorum ama ben bazen izliyorum kendisini. Çok tatlı bir insan bence. Onda da görmüştüm. O da bundan memnundu. Bakalım ben de kullanayım. Bakalım ben de memnun kalacak mıyım? Çünkü bazen her insanın hani görüşü aynı değil. Ay tövbe. Her insanın görüşü aynı değil. Şu şekilde değişik bir şey. Bakalım. Yumuşak ama zarar vermiyor kesinlikle. Bu şekilde kullanacağım. Bakalım. Tek tek videolarını çekeceğim arkadaşlar. Yani aldığım ürünler bu kadardı. Gerçekten hani baktığınız zaman hani diyorsunuz ki 290 lira vermişim ama hani ne aldım ben diyorsunuz ama içinden 3-5 tanesi işte böyle 30-40 lira olunca, yani 20 lira falan olunca haliyle direkt o fiyatı buluyor zaten. Gerçekten bakalım ne yaptınız? Ne yaptınız bize bakalım? Diyesim geliyor benim de tabii ki. Ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bu kadar kısmet. Seviyoruz ülkemizi. Neyse ben ne diyorum ya. Neyse şu rujdan alın ya. Allah aşkına şu rujdan alın. Mükemmel kokuyor. Gerçekten çok güzel. Rengi de çok güzel. Kaç numaraymış bu? 862 numara. Bir de şunu da alın bence. 130 numara. Bu Maybelline'in. Bu da L'Oreal Paris'in. Çok güzel. Kesinlikle alın. Kiss Me almayın bu arada. Kiss Me'yi tavsiye etmiyorum. Berbat bir şey. O ne ya? Üf. Kötülemiştim de içim rahatlatmıyor. Bir daha etmek istiyorum. Pis. Pis. Mikrop Kiss Me. Mikrop Kiss Me. Dudaklarımı yapış yapış yapıyordu. Böyle kabuk kabuk oluyordu. İğrenç ya. Kesinlikle almıyorsunuz Kiss Me. Kiss Me'ye karşıyız. Normali severim ama bilmiyorum. Kiss Me serisini hiç sevmedim açıkçası. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım videomu faydalı bulmuşsunuzdur. Umarım beğenmişsinizdir. Bence gratis bir kez daha indirim yapar gibime geliyor. Bir kez daha indirim yaparsa kesinlikle kaçırmayın. Sabahın köründe gidin. Kapısına dayanın gratisin. Hatta gratisin internet hesabını falan da takip edin varsa. Instagram hesaplarınız. Ondan önce benim Instagram hesabımı takip ederseniz gerçekten beni çok 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 mutlu edersiniz. Tavuğa bağladım yalnız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz dislike atmayı, kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok ama çok sevinirim ve bildirimleri açarsanız atacağım videolardan ilk siz haberdar olursanız ve gratis de bir daha indirim olursa gidip aynı gün içerisinde alıp videoyu paylaşmayı düşünüyorum. Tabii ki şartlar uygunsa o dönemde, hani olur da şehir dışındayımdır, bir şeydir yani, başka bir şey olmuştur falan. Hani onun, yani onun dışında bir sorunum yoksa kesinlikle videosunu çekmeyi falan düşünüyorum. Ama olsun, sizin aklınızda yine bu ürünler bulunsun. Bu işte fiyatlar bulunsun. %50 indirim olduğu zaman yine muhtemelen aynı fiyatlar olacaktır. O yüzden şu saçım bir takıldı gözüme. O yüzden siz benim kanalıma abone olup bildirimleri açın. Sizleri kocaman öpüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.